Abi ben onlara gidin, merkezden siz halledin. Sen bir git karakola da o işi bir sor gel. Buradayken yapalım onu. Tamam, soruyorum gidip. Tamamdır. Hadi kolay gelsin. Haydi. Olay var mı? Kendisine cezaları kesildi mi? P10 şu anda güven böcek nezarethanede. Herhangi bir henüz ceza işlemi uygulamadım. Fakat Yanlış şöyle bir... kanaldasınız komiserim. Üçüncü kanaldayız şu an. Bana nasıl değiştiriyorlar? Anlaşıldı. P10 tekrar ediyorum. Bana nasıl Güven böceği değiştiriyorlar? şu anda henüz bir ceza işlemi uygulamadım. Fakat güven böceğin ikinci defa polisten kaçarken ki yakalanması bu. Bununla ilgili ekstradan bir şey yapmamız gerekiyor mu acaba? Teon konuşuyor. El kitabına bakayım. Ben sizi bilgilendireyim orada. Allah! Peyatus konuşuyor. Ekstra bilgi Ya! olarak polis memurunun üzerine de araç sürdü kendisi. Bilginiz olsun. Ya ölümü var ya ucundan doğruluyor. Kurtarmışım Benim ha. üzerime sordu hatta. Bak şurası değil de şurayı vursam P10 öldüm. anlaşıldı. Meriç bakarsan el Burada bir şey var mı? kitabından bana yardımcı olursan sevinirim. Ben Tamamdır. işlemlere gülmeye Tamamdır. başlayayım. Halledeceğim Duvara bir şimdi. fatura atarız. Ya daha yeni tamir ettirdim ya. Ya oğlum ama kapıdan iyi kurtarmışım ha. Yavaş gideyim dersimi aldım. Gelir gelmez ben sağa döndüm, noktaya bir baktım, bu geçiyor oradan. Yani oydu yani. Alo Süleyman abi. Lan gönüllerin korneti neredesin? Neyse ya abi bir araba bakayım falan diye şey tamam, yap. Dolaşıyorum abi, öyle bir şey yaptım yok. Neye seni aldılar lan içeri? Abi ya bir orada başka bir araba hız yapmış. T30'a Işıktan ihtiyacım geçmiş ben sanmışım. O yüzden karıştı olay. Ben de anlamadım. Ha bir şey yok yani. Yok yok abi. Ayşegül'le mi eyvallah. yakalandın? Yok ya yok Ayşegül'le biz şey yaptık konuştuk ama o onunla alakasız yani. Ne alakalı bir şey konuşmadın be? Yok yok olay onunla alakasız. Abi sen bizim olayı konuştun mu? Abi konuştuk konuştuk ben onu yarın ondan sonraki gün halledeceğiz yani. Sen onu planlamaya başla. Tamam. Kesine yapıyorsun yani. Yaparız abi konuşuruz onu. Ben konuşacağım bir yarın seninle onunla. Lan bugün sevişmeye bak tamam mı? Peki. Ha ya bir şey yok. Hamileyim falan dersin en kötü. Tamam abi görüşürüz bay. Tamam abi. Görüşürüz. Var mı içeride? Bakayım bende kim var. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Karakoldayım. Ben de karakoldayım. Alt kattayım. Ha, bu bizim arabaları modifiye ediyorlarmış. Kim ediyormuş? Bedavaya. Bedavaya. He. Şaka yapıyorum. Kim Vallahi. ediyormuş peki? Öyle dediler bana mekanikten. Allah Allah. İşte onu soracaktım bir. Bir dakika. Şöyle düşünelim. Hangi mekanik tamir ediyormuş? Kamil. Kamil. Allah Allah. Bakayım aramızda kalsın o zaman. Nasıl yapacağız? Devlet karşılıyormuş dedi bana. Onu Kamil'e sorman lazım. Kamil beni kazıklamaya çalıştı da. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Oğlum telefonla konuşuyoruz. Niye yanıma geliyorsun? Bilmem. Yani onu Kamil'e sorman lazım biliyorum. Bakayım ben ona bir dur.
Ama o Kamil beni yetkili biri bana lazım sokmaya bana. Çalıştı ha, haberin olsun. Kamil herkese sokmaya. Tight'ı giymiş, bize de sokturacak galiba. Peki. Yani, sokana sokarız onda, sıkıntı yok. U dönüş yapmadım. Sadece yavaşladım. Tamam. Arkadaşlar uzak duralım şu an, ceza. Yolun dışında araç sürdünüz mü hiç? Ha pardon, bize girmesin. Yolun dışında sürdüm evet. Yolun dışında evet. Bu kim lan, Ersin mi bu? Yok. Yolun dışında sürdüm. Sen nerelerde? İsim neydi? Tamamdır. Peki yol benim kesin, mi? Trafiği kapattın. Yok yok bunda. Çelik. Yaptın mı? He. Yok yapmadı. Şu arkadaşlarımız çok değişik, onu hatırlamıyorum. İhtar yapılmış, duymadım, uymadım tamam, yani. Tamam o zaman yapalım. İhtar, pardon. Köz Bey. Bu Hex'in yan çarı mı? Anlamadım ki. Erzin'im. Şöyle diyeyim. Lan Erzin polis mi oldu? Silahlarımız ve çakarlarımız açık olduğu için. Abav! Verilmiş demektir bu. Tamam. Onu zaten uyarıları dinlememek olarak 80 dolar hani şimdi bu kadar da çünkü bütün her şeyi bırakmak zorunda kalacak Güven Bey buradan çıkarken. Kendisi bıraksın, sıkıntı değil. Devlet zaten borç verir. Tamamdır. Güven Bey. Devam edelim. Kırmızı ışığa uymadınız büyük ihtimalle. Uymadı. Evet, ederim. Kaçtı çünkü sürekli uymadı. Tabii can. Amaç oydu zaten. Ben memurum ben ya. Şimdi bir de ehliyetsiz bir araç kullanma muhabbeti var. Böyle bir şey var mı? Yok, ehliyeti varmış. Almış geri. Vurkaç. Vurkaç. Orada bir gerçekleşti gibi. Evet, orada gerçekleşti. Bir karşıdaki araçları bir de bize vurdu iki defa. Ve vurdunuz bana ama ben kaçamadım ne yazık. İki defa bir barikattakileri çift, yani orada bekleyenlere, bir de bizim Eric aracımıza vurdu. İki defa. Abi sizin araç ne kadar basıyor? Şimdi bu telsizde hangi frekansla konuşacağız lan? 3-3. Tamam. O zaman o 120'nin bir üstüne çıkmışsınız. Diğerleri ne? 1. Onlar şeye ait, EMS var ya. O zaman ambulans çalıyor. Ha 1 onların, 3 bizim. Aynen. 120'yi yapmışsınızdır yani. 2 kimin? 2 yok. Ben bir araca bir gaza basınca 90. Yani 1-3 var sadece. Tamamdır. O zaman bütün suçları yazdık. 1-2 tane yazmadık. Bir diğerlerini de kontrol edelim. Bu adam muhbirlikten nasıl polise geldi? Yani polisin işine i̇şte engel olunmadı. Aslında bize iş çıkardı. Muhbir. Ama biz sivilleri evet, tehdit ettim. Muhbir koruma programı işte. Var değil mi? Var bence. Sivil yoktu. Bir yanda polis. Şey vardı. Netflix Bey vardı orada. İsmail bana sivil borçlu ya. Sivil olarak görmüyorsun. Şey yapmaz. Tamam. Okey, onu saymıyorum o zaman. Tamam. Peki. Bir saniye. Bey, bir dakika, bir şey sorayım. Protesto mu? Olabilir abi. Bayağı şey kaçırmış. Ya 5. Seyon'dan tüm birimlere İsmail Yazar isimli arkadaşı bulduğunuz an karakola getirin. Teşekkürler. P30 anlaşıldı. Efendim Süleyman abi. İsmail seni arıyorlar lan. Nasıl beni arıyorlar? Ben buradayım. Neredesin? Oteldeyim. At bana konum at. Oteldeyim abi. Gelebilirsin. Diyorum. Mart'a isim mi gönderdin? Ne yazdın? P40 konuşuyor, İsmail alıp geleceğim karakola. Tamam olsun abi. Tamam tamam, hayırlı olsun. 500 abi, hadi bay bay. Görüşürüz. Teotus konuşuyor, P40 İsmail Bey aldığında Süleyman abi, bir efendim, anons geçer misin? Bin. Abi arabayı garaja bıraksam ondan sonra şey yapsak. Oğlum arabaya ya burada bir şey olmaz ki. Ya çekiyorlar abi biliyorsun ya. Güzel park etmişsin lan, çekmezler. Ama yok çekiyorlar abi, paso çekiyorlar. 1000 dolar cidden yok. Şu anda cebimde para yok. Sıfır. Tamam hadi.
E10'dan P10'a telefondaki Discord uygulamasında bir genel kanalına lütfen. İsmail Bey'i aldım. Ne oldu abi? Niye ben? Oğlum bilmiyorum ki, içeride güven vardı galiba. P10 mu dendi? Anlaşılmadı. Doğru, P10. Aşağıda senin yanında olan bir eleman vardı. Seni, sana bir şey dedi, seni çağırdılar. Tamam abi, sıkıntı yok ya. Yok değil mi? Ha, tamam. Bu kullansam bir şey olmaz değil mi? Bir kemiğe takayım. Taktım, tamam. Ya olmaz inşallah. Şey yok, önemlisin, şey önemli. Yok abi, çok iyi sürüyorsun valla, maşallah. Abi tekerler patlamıyor mu? Patlasın oğlum, devlet ödüyor. İsmail? Ben bilmiyorum, bir daha geldik abi, anlamadım ben de. Öyle mi? Gel bakalım, yine bir nezaret. Yok. Ha, ben de anlamadım. Zaten yerimi de ben söyledim. Ha, ha, öyle mi? Kendi söyledi ya, sıkıntı. Mahalleyi çocuk. İyi bir ara bakalım. Aşağıdan bekliyorlar galiba seni. Süleyman sen izliyorsun. Buyurun. Merhabalar, memur meclisi bekliyorum da. Geç. Tamam. Yok sen önden gidersin diye şey yaptım. Ha yok yani herhangi bir memur bekliyordum. Oraya aracımı park et. Oradan değil lan. Sanki hiç gelmemiş gibi yapma abi. Bana. Abi ilk defa geldim işte geçen gün. Allah. Allah. Ne oluyor lan? Ya elim kaydı ya işte. Eli kaydı ya. İsmail Bey'i niye istediniz? İsmail Bey şu an karakolda. İsmail. Efendim abi. T30 anlaşıldı. Oğlum ne diyor bunlar, hacker falan diyor sana. Ne diyor? Hacker diyorlar bunlar sana. Ne hacker abi? Ne bileyim, öyle bir şey duydum. Ben dedim. Yok abi. İsmail'i evlendireceğiz ya. Dedim. Yok abi. Yapmayın bir şey yok. İsmail'e dedim. Daha bana borcu var dedim. Abi ben o borcu ödedim bu arada. He, benim telefonu aldılar ya. He. İsmail'e niye öyle diyorlar? Memur bey. İsmail bey. Bilmiyorum. Meriç komiser öyle bence dedi. Bence evet, bir gelin. Muhtemelen siz bize bir ayak yaptınız. İyi niyetimde suistimal ettiniz. Ayağı? Teşekkür ederim. Ne ayağı ya? Hayır, ben ya yapmaz öyle şey İsmail. Nasıl? Ay, kapı ben açık hani, kalmış bak. Girin çıkıyordum girin, ama. Kapı niye açık? Buyurun İsmail bey. Arada sıkıntı oluyor ya. Hala açık. Yok. Komple çıkamıyorum. Ha. Çık bakayım. Geri çık. Öyle. Dene bakayım. Gitti komple. Dediğim gibi memur bey, yani ben kendi yerimi niye söyleyeyim, Süleyman abi aradı beni. Hayır, iyi niyetle geldi ya, sıkıntı yok. Yo doğru abi, zaten yo, yo. Kötü bir şey yapmadım. Dur şöyle. Ya. Tam bir kapansın. Heh. Kusura bakmayın. Abi. Nasıl ne lan? Fazla işte. Açık şey yaptım. Ha, bu orası hack, arka kapı. Bir hack şeye gelmişti bize. He. İsmail sen bize ayak yapmışsın. O sırada da bizim şey abi, tam hayır, oradaydı. Kim teşkullah var ya. Süleyman abiye kendi yerimi ben söyledim. Yakınmış. Ya. Yakınmış. İhbara baktığında İsmail Bey oradaymış. Az önce hiç memurum konuştu. Biraz ileride konuşsanız. Ne oluyor lan? Ya Süleyman abi ben öyle bir şey yapmadım. Sen bize ayak yapmışsın. Yani? Ya memur bey, ben ayak yapsam Süleyman abiye nerede olduğumu söylerim. Kendim gelir miyim ya buraya? Ya nereden bileyim ben ya, Süleyman'la aramızdaki ama ilişki. Hayır ben Süleyman abi söyler misin? Ben sen aradığın anda şuradayım, oteldeyim. Evet evet, direkt yerini verdi. Bilgi verin demedin mi? Ya niye vereyim memur bey, yani öyle bir şey yaptıysam? Peki neden gelen ihbarın en yakın çevresinde sen bulundun? Aracınla beraber Pembe Van'la. Çünkü Ayşegül Hanım'ı bıraktım. Ayşegül Hanım'ı bıraktıktan sonra oradan aşağı doğru dümdüz yol var benim markete. Marketim yani şey yapın bakın. Yani şeyden bu yeni neydi, Deli Bal mıydı? Oradan markete doğru bir yol çizin.
Kehribar. En yakın rotu neresi ona bakın. Bak Kehribar güzel isim lan. Kehribar değil, Delibal, deli. Delibal ne lan? Burası değil miydi? Barın ismi. Tepedeki ha, bar. Şehrin kuzeyinde. Delibal ha, bar, o barı diyorum. Bar, bara Delibal koymasın ki. Ya. Delibar koyarsın. Işte, ben de anlamadım. Ya işte dediğim gibi bakın oradan ciddi söylüyorum. Hemen bir map'inizi açın telefondan. Şehrin kuzeyinden. Aa, Zibik Prime'ı nasıl iptal ettin lan? Bir rota çizin. En kısa yol neresi? Nereye kadar? iSmile. Benim market. Ben market aldım. iSmile. Siktir. O nerede? Şeyde. Hem benzinci var hem de araba yıkama var. Hemen orada görürsünüz C-303. Zaten. C-303. iSmile. Ha. Ha, iSmile aynen. Ya bakın rotaya. Tam oradan geçmiyor mu? Hayır. Evet geçiyor. Memur Bey şimdi, nasıl geçmiyor? Şimdi şöyle diyeyim. Milton Road. İsmail! Üzerinden. Ben göremiyorum ki. Ne bağırıyorsun ya? Sus sen. Bak şimdi şöyle diyeyim. Milton Road üzerinden. Bir dakika ha. Batı bölgesine doğru Delpero Bulvarı'na ilerliyorsun. Delpero Bulvarı'ndan tekrardan aşağı inip Dorset Drive yoluna bağlanıyorsun. Memur oradan ben şu an Palomino... göremiyorum yani bana anlatıyorsunuz ama ya ben, tamam. Ben anlatıyorum çok işte, fazla ha. Yok. Palomino Avenue'dan Lindsay Circus Caddesi'ne bağlandığında sağda kalıyor senin. Ama bunun araba belki eski ya. Bütün yolu göstermiş herhalde. Memur Bey gel yani dedim ki bakın orada... Komiserim orada... evlendireceğiz İsmail'i ya. Bir şey yapmayın. Oğlum bağırma lan bağırma. Bağırma. F10 konuşuyor. Güven böcekle ilgili eğer bir problem yoksa bırakalım mı cezalarını yazdık. Ya ben dedim ki ben böyle bakın şeylere arkadaş. Gelemem. Ben hani market almışım, market almışım. Yani illegal her şeyden uzak durmaya çalışıyorum. Üzerine yani Süleyman abiye falan da söyledim. Market falan onları korumaya çalışıyorum. Market marketin orada bekliyor ya devamlı. Şimdi hack yiyen yani, hak yer, hak yiyen hack yer. Ya ben ne hack atayım Allah aşkına, hak yememişim, bir şey yapmamışım. Zaten Netflix'te işim de başım dertte. Senin Netflix'te başın niye dertte? Hackledin mi onları? Süleyman ya ne hack ya Süleyman abi anlatayım mı? Sen sıkılıyorsun ben anlatınca bunu. Yok lan ne sıkılacağım. Ya abi şimdi biz bir önceki şeyde şehirde ben buraya o yüzden geldim. Netflix'e böyle kafa kafaya gidiyorduk. Biz işte yani kaçak CD yapıyorduk. Şimdi bak ama az önceki memur bey de kaçak CD'si hack'te anlarsın dedi. Biz ben hack'ten falan anlamıyorum. Hiç Ersin biz seni çağırıyor ben. Netflix kuba giriyorduk. Ersin. Ersin kim lan? Ha Erzin mi? Ha. Şeydesin. T-90'da seviştik de. Seviştik de. Ondan arabayı çektim de. Hayır hayır abi. Öyle de 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 de öyle de de. Abi ben öyle yapamam. Abi. Oğlum. Kurtulman için diyorum işte. T-90'da şu karakol önünde sirenini açık unutan arkadaş kimse. Lan kimle seviştiğini söylemeyeceksin. Halk huzursuz olmuştu. Hayır hayır hayır. İsterim sen onu dağıtırsın. Kenara çektim. Yok ben bir şey demeyeceğim. Hayır abi dersin. Dersin der seviştim. Hayır abi diyemem. Nasıl diyeyim ya? Daha hayatımda sevişmemişim. Ne oğlum? İşte demiş ya. Hacker olduğumu söylesem daha çok inanıcı olurum. Sen Allah bizim aşkına ben seni... QR kodlarını çözdün mü? Abi ne çözmedim? Bizim... Hacker değilim ki. Ben çözemedim işte o yüzden. Beni mi kandırıyor? He? Beni mi kandırıyor? Yoo. Allah Allah. Çağırma neyse abi ben anlatayım mı? Ha anlat işte... Ya ondan sonra işte biz Netflix'e beraber işte korsan şeyine gittik. Netflix tüyümden indiriyorduk. Biz hani halka dağıtalım. Çünkü Netflix çok pahalı. Dolar falan fırlayınca Netflix çok pahalı diye halka kültür dağıtalım dedik. Ne ondan kadar sonra gerilla marketing çok pahalı abi. Çok yani bir 10-11'i var yani. Neyse işte 10-11 biz Netflix'e karşı... Mı? Yok 1 dolar. Yani biz orada işte biz Zimbabwe doları kullanıyorduk. O yüzden öyle oldu. Ben öbür şehirden gelince tabii. Ya neyse abi işte ondan sonra bir anda işte biz Netflix'e kafa kafaya geldik. Dedik ki biz bunun üzerine çıkarız. Gerilla marketing yapalım. Biz gerilla yanlış anlamışız. Orangutanları tuttuk. Onlar gitti insanlara broşür vereceğim diye anlaştık. Ondan sonra milletin kolunu kopar. Milletin ağzına vur vur. Bu insanlar bize dava açtı. Aileleri dava açtı psikolojik bilmem ne diye. Ondan sonra vay efendim Netflix siz bizim kopyamızı çaldınız diye dava açtı. Benden yaklaşık 7 milyon dolar içeri girdim. Tefecilerden kaçtım. O yüzden buraya geldim. Gitti abi. Hep rakamda gidiyorlar ya. Çok fazla para. 1 milyondan üstü bende. Oğlum şey oluyor beyni... Abi para koklatsa, para koklatınca düzeliyor. 1 dolar olsa bile olur yani. Hay Allah. Gitti 1 dolar. Al. Ah, kendime geldim. Alırım 1 dolar ha. Abi, sence benim hack yapmam mümkün mü yani? Evet.
Nasıl mümkün abi? Ben bu durumda nasıl hack yapayım ya? Kaç yıl önce oldu? Abi daha işte ya bir sene önce oldu ben buraya tamam, geldim. Bir senede desen ki C# öğrendin, Java öğrendin, kim? C++ öğrendin. Oho, abi ne diyorsun? Sen ilerlersin valla. Sen benim ne dediğimi çok iyi anlarsın bence. Abi hiçbir şey anlamıyorum Allah aşkına lütfen ya yani ben böyle yapacak adam mıyım ya kendi işimdeyim. Allah aşkına bak terzilik. Abi bak terzilik yaptım. Terzilikten tavukçuluğa gittim. Tavukçuluktan milletin yani tavuğun boynunu kesiyorsunuz diye kesiyorlar da vuruyorlar diye korkumdan şey yaptım ya. Oradan yok ayrıldım ben böyle bir adamı nasıl hack yapayım yani sen saçmalıyorsun özür dilerim ama yani. Sen, nasıl ben hack yapacağım? Ne dedin? Saçmalıyor musun? Bir şey demedim kusura bakma. Yok abi çok sinir stres yaptım yani valla panik yaptım özür dilerim valla bak çok kötü oldum valla bayılacağım. Süleyman bunun treni biliyor musun yani kaldırmak için? O kalkıyor kendine. P90 konuşuyor Çelik Bey neredesiniz şu an? Abi ya, ya ben... Ayşegül geldi Ayşegül kalk! Ayşegül gel. Abi Ayşegül kapının önünde bekliyorum. Gelmedi zaten seni kaldırmak için. Ya abi ya dedim ben böyle şey bir şey yapacak adam mıyım yani ne alaka benle? Şimdi bu anonim olduğu için herkesten şüphelenebiliyoruz tabii ki. Ya haklısınız ben de... Lan niye şüpheleniyorsun şimdi? Ben bunu anlattıktan en sonra nasıl şüphe olabilir? Ya abi en yakın olabilirim ama oradan geçemeyeyim yani ev marketimin üstü yani. Hanımı bıraktım arabasına bindirdim ondan sonra ben de oradan dümdüz aşağı gittim yani. Meriç sen emin misin? Eminim bunu saldık. Ben diyorum ki güveni aldık herhalde. Hack olayından. O değilmiş. İsmail'miş. Abi İsmail direkt abi, oradaymış ya. İki kişi mi varmış? Abi direkt Allah aşkına başka birisi olamaz ki. Abi ben o arabayla niye hack atayım? Manyak mısın? Araba 90'a çıkmıyor bak gördü. Arabayla hack atamazsın zaten. Telefondan veya bilgisayardan atmışsındır. Ya abi öyle bir şey. Ya o araba... Abi bak araba 90'da gitmiyor neden araba diyorum. Neden araba? Abi araba 90'da gitmiyor yani hack atan adam ne yapsın yani o arabayı? Hack atsam o arabaya mı binerim ya? Bir sorgu odası var ha. Bir sorgu odasına çekelim mi bunu? Peki? Var bence var. Ben bir sorguya çekeyim mi şunu? Süleyman sen bir sorgusunu alsana. Gel bakayım. Gel. Abi, sen gene sakin ol da. Ben bir şey yapmıyorum be gel. İsmail. Gel abi Tezek abi de vardı orada ama. Tamam İsmail şöyle duvara geçip ellerini kaldırabilir misin? Tabii abi. Üstünü arayalım neyin var neyin yok görelim. Telefonu falan ben aldım ya benden. Üstünü de niye tekile versin? Neyse. Abi ben o yüzden konuşurken çok geliyorum o yüzden var. Ha gerildiğin için. Rahatlatıyorum ya. Abi ben böyle bir adamım. Biz de tüm gün geliyoruz, biz de içelim. Bitsene Süleyman sen gergin adamsın ya, hep iç. Harbiden. Ya abi ben tavsiye ederim. İçmen lazım ya, sen en gergin sensin abi. Ama şimdi... Geç bakayım İsmail içeri. İçeri. Bir dakika, İsmail soyadın neydi? Yazar abi. Gel buraya. Ha ben? Gel bir gel. Süleyman kaydı başlatınca başlatacağım abi. Tamam. Bak duvarda şey ver, imza at oraya. Ne abi bu? Yani sorguya girdiğime dair onaylıyorum. Ha tamam. Tamam içeride yiyecek. Bir diğerleri gelsenize benimle bir şey diyeceğim. Gel. Sandalye. Gel. Şimdi bak sessiz konuşuna şey yapacağız. Ayşegül Hanım biriniz Ayşegül Hanım'ı çağırmayacak ama bir kapıdan Ayşegül Hanım geldi diyeceksiniz tamam mı? İzliyor diyeceksiniz. Tamam. 5 tamam. Dakika sonra falan. Anladım tamam. Ben kaydı başlatıyorum. Tamam siz kaydı başlatırsınız. Tamamdır. İsmail! Bir saniye. Başladı mı kayıt? Başladı abi. 23 Mayıs Perşembe günü İsmail Yazar'ın sorgusu alınıyor. Hack şüphelisi olarak sorgusu alınıyor. Sorgu yalan memur Süleyman Sarı. Devam edin. İsmail niye bugün senden şüpheleniyorlar söyle bakalım. Abi ne bileyim yani arabayla oradan geçmek şüpheli nedeni olmuş bilmiyorum ben de ya anlamadım. Tam oradan geçerken oradan bir ihbar geliyor. Tam da oradasın. Abi orada 3 kişi var mı? Ya bak Tezek abi de oradaydı. Ben Güven lan, abi. Tezek'in olmadığı bir yer var mı? Abi işte bilmiyorum ki işte yani ben de bilmiyorum.
Ben bak, ben polis sirenlerini gördüm, hemen sola çektim. Arkasından Tezek abi geldi, sonra bir başka bir araba geldi. Ben arabanın içinde kim olduğunu görmedim. Meğersem Güven abiymiş. He, Güven'i de aldık. Bu kadar. O da seni çağırdı. Bilmiyorum. Yo, o beni çağırmadı. Ben burada zaten polis bey beni çekmişti içeriye. Şimdi senin hacker olduğundan şüpheleniyorlarmış. En sonunda abi, bana da telefondan anlamıyorum ben falan diyordun. Evet abi, anlamıyorum. Allah aşkına bak. Bunu seninle de konuştuk. Sen QR konusunda anlıyor musun dedim. Ben anlamıyorum ama senin için öğrenirim demedim mi? Belki ne bileyim bir rol yapıyordun belki bilmiyorum. Şimdi hacker adam telefon biliyor rolü yapar mı? Ya abi Allah aşkına ya market niye alayım o zaman? İşte o kadar borçta niye market aldım? Bir de o var. Abi o bar... O yoksa böyle parayı legal yapacak bir yer mi arıyordun? Yani benim aklıma o düşüyor. Yoksa o ya abi, benzincinin orada kim market alır yani? Bana onu söyle. Abi... Asıl benzinciden oradan alacaksın abi, çok zengin. Biz fasulyesiz arabayı yıkatmaya oraya geliyorsunuz ama alışveriş yapmıyorsunuz, o biraz kötü. Ya marketten 2500 dolar yaptım bugün daha ya, hiçbir şey yapamadım. Almıyorsunuz da. Almayacağımızı biliyordun zaten ve oraya gittin market açtın. Hayır abi. Ben onu soruyorum ya, yani. Abi, borcum var, market alıyorsun, mal alıyorsun. Abi. Paso yıkamaya geliyorsunuz. Yıkamaya gelince ben de alışveriş yapar, insan acıkır, benzin koyarken bir şey yağ yapar falan diye aldım. Yanlış mı düşünmüşüm? Valla bugün gördüm ben senin marketin. Ne kadar kazandırıyor dedin? Ya abi şöyle söyleyeyim, ben bugün geldiğimde kasada 2500 vardı. İyi para ha. Ben reklamını falan daha yapamadım. Yani orada Aytaç Bey'le anlaştık. Daha sonra anlaşamadık. Biraz fiyatı çok yüksek söyledi ama oraya tabela falan yaptıracağız. Ha. Anladım. Belediyeye tabela vergisi ödüyor musun? Belediyeye tabela vergisi ödüyor musun? Daha tabela yaptırmadık ki. Peki bu reklam işleri ne kadar? Kaç para? Abi valla ben en son ilk anlaştığımızda 30 bin dedi. Motelin orada olay var. Ama hiçbir şey değişmedi, anlamadım ben de. P90'ı intikal ediyor tamam. Yani şimdi 30 bin desek senin 10 günlük ciron yani, öyle mi? Ya ben işte onu hesaplayamadım. Anlamadım ki zaten, daha anlaşamadık. Para da yok. 30 olay yerine geldim. Banka hesabımda sıfır abi. O planın ben... var almaya dair. Ne almaya dair? Ayşegül Hanım teşrif etti abi. Ha, Ayşegül Hanım mı geldi? Tamam. Oo, İsmail Ayşegül Hanım gelmiş ya. Abi lütfen karıştırmayın. Lütfen yalvarıyorum ya. Lütfen. Şimdi İsmail benim seninle tanıştığımızdan beri anlamadığım bir konu var. Şimdi senin bu Netflix borcun var ya. Var abi. Sen şimdi bunu ödemek için hangi işleri yaptın? Abi ben terzilik yaptım. Evet. Ondan sonra başka tavuk şeyi yaptım. Ondan evet. Sonra... Petrol yaptım. Petrolde çok şey vardı da, elmas filan. Hepsini yaptım, yapıyorum. Hepsini yani. Yaptım, işleri yaptın ama yani. Market yapalım dedik işte. Market hoş olur. Tamam şimdi. Ben daha temiz. Bu market var ya, ne zaman aldın marketi? Market, şarap da yaptım. Marketi daha yeni aldım. Devlet bütün arabaları çekti, üzerine hı-hı. gelir vergisi filan verdi ya. Ben de onu değerlendireyim dedim. Peki sen bu borcunla böyle konuşurken hani anlatıyorsun ya, benim şu kadar borcum var, şu kadar borcum var ama hiçbir iş yapmıyorsun ama tüm işleri denedin. Doğru mu? Abi yapıyorum. Market bak. Yapıyorum. Hayır, marketten önce. P30'dan hayır. Bak sen ne konuştuğumuzda. Sen bana ne dedin? Bir iş yapmıyorum şu an dedim ama her işi yaptım dedin. Bir yerde gözaltına alınması ve karakola getirilmesi önemli bir yanlış. Sadece tavuk bana çok ters geldi. Ben hayvan yani ben hayvanları arabası altın rengi Rolls-Royce. Sadece yumurtaları alacağız falan diye sandım. Bir bak. Ben seni gördüm orada, hatta hatırlıyorum. Ha işte abi, hatırlamıyorsun. Bayıldım ben orada. Ben hayvanları kesebilen bir insan değilim. Tamam, ben sana işi yapıyor musun yapmıyor musun diye sormuyorum. Diyorum ki sana bu kadar borcum var. Sen tüm işleri yapmışsın ama bir süre niye boş dolaştın? Hayır boş dolaşmadım abi, şarapta da çalıştım. Pasını yani değiştiriyorum sadece. En fazla senle şarapçıya gittik biz. Çalışıyordum dedim bana, hatırlamıyor musun? Evet abi işte. Ya o ara ne yapıyordun? Ne iş yapıyordun o ara? Abi petrolcülük yapıyordum. En fazla para nerede kazanır ona bakıyorum. Peki bu şehirde petrolcülükte ortam yaptın mı? Kim yapıyor mesela başka petrolcülük? Hiç tanı... Abi ben en son sadece Hulusi abiyi görmüştüm orada. Şapkasından tanıdım onu. Yani tanışmamıştık o zaman, sadece şapkasından tanıdım. P10'dan P30'dan. Yani ben şimdi Hulusi'ye çeksem, sorsam senin petrol işi yaptığını garantiler mi? Hayır abi biz uzaktan yani belki görmüştür, belki görmemiştir, bilmiyorum. Yani sen şimdi petrol işi yaptın ama yapanları da tanımıyorsun. Otel tarafı ya da Çekil Alabar'a bakabilirseniz oralarda takılıyor. Közcü abiyle tanışmıştım. Artık polis olmuş. Oğlum işi sormadın mı birine nasıl yapılıyor diye? Abi orada sana sen imza attığında sana bir tane manuel veriyorlar. Onu okuyorsun, anlıyorsun.
Hayır bilmiyorum, bu petrolcülerin hepsi birbirini tanıyor be İsmail. Abi işte ben bir gün yaptım ya, işte arıyorum bütün en iyi en fazla para kazanılan işi, her gün değişiyor ya, terziye başladım. Tamam, en fazla para kazandıran vardı. İş neymiş? Terzi abi, hala terzi yani. Kaç para kazandırıyor? Ya abi o kadar da fazla değil yani, biz bir gün içinde maksimum 25 bin falan kazanırsın. Yani en hızlı mı o kazandırıyor demek istiyorum. Ya yani hepsi yani en hızlı, çünkü birbirine çok yakın abi bunlar. Ya benim anlamadığım borcun ne kadardı en son? 7.1 abi. 7 nokta devamlı abi, artıyor ama sen böyle son abi, anda market işine falan giriyorsun. Yani ben... Abi market... Bana abi, mantıklı market gelmiyor market ya. Market. Borcu olan adam... Bak şimdi evleneceksin, market edeceksin. Abi, değil mi? Market işi ekstra para getirecek diye şey yaptım. Yanda hani o ekstra para getirsin, ben de kazanayım. He, anladım. Yani mantıklı değil mi yani? Bilmiyorum, seninle tanıştığımızda bir iş yapmıyordun ama tüm işleri yaptığına dair kanıtlarımız abi, vardı bizim. Yani borcu, bana mantıklı gelmeyen kısım ne biliyor musun İsmail? Bu kadar borcum var ve sen çalışmadın bir süre. Abi çalışıyorum. Hayır, bak çalışıyorsun şimdi. Abi hayır, her zaman çalıştım. Sadece işten işe diye değiştiriyorum ama bir gün beklemen gerekiyor diye devlet. Aha. Ha bir de şöyle de bir şey var, Şaziye Hanım bile iş teklif etti biliyor mu? Ne dedi? Şaziye Hanım dedi, sen arabadan anlıyorsun, ben küçükken çıraktım biraz. Yani arabadan mı anlıyorsun motordan bir de? Ya çok fazla anlamıyorum abi. Az buz biliyorum. Şaziye abla sana öğretirim, gel dedi. Ciddi söylüyorum, Şaziye ablayı ara. Ama ben o ya yani ellerimi kirletmeyeyim falan dedi. Çok dolu oldu orası. Ben de o kadar bilmiyorum. Demir abi falan benden çok daha iyi biliyor. Dedim başlarına iş açmayayım. Tamam. Tamam. Bekle. Başka bir kanıtımız var mı ya? Abi bilmiyorum da bak, bu Rıza geçen de bir hack şeyinin çevresinde görüldü. Bir Rıza olayının üzerine gitsene. Başta söylemiyordu, şimdi söylemeye başladı. Rıza he. Evet, başta konuşmuyordu. Rıza demedi, şimdi dedi. Bir de bizim tezek var. Rıza. Evet abi. Tanıyor musun evet, onu? Tanıyorum onu. Tanıyorum aynen. Bizim ilk terzilikte tanıştık. Başka bir hack olayında da görülmüş. Tezek abi mi? Aynen. Daha önce de isim vermiyormuşsun, şimdi sorguda vermişsin isim. Hayır abi, ben sadece orada memur bey bizim yanımızdaydı ya. Ben hiç ilk defa sorguya geliyorum hayatımda. Bu ilk mi? Kendisini tanıyorsun zaten. Evet abi, ben ilk defa ben buraya polis mi? Ben legal bir işle alakam yok. Ben ilk defa geliyorum buraya. Ay Ayşegül harbiden geldi. Ne? Harbi. Ay stres yapma İsmail. Ya memur bey biliyorsun, Süleyman abi biliyorsun, ben illegal şeyleri sevmeyen insanım. Ben dürüst bir insanım yani, biliyorsun bunu. Yani şimdi İsmail nasıl desem, sen borcun diyorsun ki ben marketle ödüyorum. Abi ben yani hem iş yapıyorum hem market yapıyorum yani, aynı zamanda her işte günde bir iş değiştirebiliyorsun dedi devlet, iş kurdan yapamıyorsun yani. Ya şu Rıza'yı anlatsana bana. Daha önce ismini vermemişsin ya, ondan diyorum ya, bu adam niye senin yanındaydı? Hayır benim yanımda değildi. Polisin yanındaydı. Polisle beraber geldi. Evet. Ben nasıl polisle beraber değil bilmiyorum. Orada bir anda tezek abi belirdi arkadan. Kamerayı aldı falan, bir şeyler yaptı. Memur da oradaydı. Memur anlatabilir. Evet evet. Tezek. Tezek. Meriç ben. Tezek. Benim arkamdan takip ederek geldi motoruyla. Yani bir o... Şey İki kişi yok deyince siz olarak söyledim. Siz iki kişi deyince ben de hani üçüncü kişi de var hani, o yüzden belirteyim dedim. Sonra bana yükleniyorsunuz böyle ben söylemedim diye. Peki tam olarak kimi bırakmıştın sen? Ayşegül Hanım'ı bıraktım. Ayşegül Hanım'ı o deli bar mıydı? Deli barını oraya bıraktım. Orada parkta bir parktaydık. Parkta konuştuk. Ondan sonra deli barını oraya bıraktım. Seviştiniz mi İsmail? Abi ne sevişmesi? Normal konuştuk. İnsan gibi konuşamaz mıyız? Yok merak ettim. Tam olarak ne konuştunuz? Abi nasıl ithamlar bunlar? Feyon konuşuyor. Karakolda yardım ihtiyaç var mı? Ayşegül Hanım'ın dedesi. Teotus şimdilik konuşsuz. Feyon anlaşıldı. Dedesi pardon. Teotus konuşuyor. Aynen. Aytaş Devecioğlu bulunabildi mi? Tanımıyor galiba. Neyse. Anlaşılmadı, bir anons geldi. Feyon olumsuz. Ha kusura bakma ya. Mükremin dedeyi tanıyor musunuz? Ayşegül Hanım'ın dedesi. Evet. Ya o biz barda tanıştık, sizden Ayşegül'e ciddi mi düşünüyorsun falan diye böyle beni biraz da alkol içmişti. Biraz şey yaptı, sıkıştırdı. Biz de hani öyle evet hani tabii ki de yani eğlence için şey yapmıyorum falan diye konuştuk. O konuştuktan sonra
Mükremin'de de tabii biraz heyecanlandı. Eski kafalı bir adam olduğundan böyle düğün yeri falan bakmaya başladı. Bir anda kendi kendine gelin güvey hani bir şeyler oldu. Biz de Ayşegül Hanım'la onu konuştuk. Yani durumu ne yapalım? Yani bu kadar hızlı gitmek istiyor muyuz? Yoksa birkaç gün daha mı geçelim? Çünkü biz Ayşegül Hanım'la ne zaman bir şey yapsak yani paso arabamız çalınıyor. İki kere arabam çalındı benim dün biliyorsunuz. Ayşegül'ü gerçekten istiyor musun? Abi tabii ki de yani seviyorum onu. Zaten bunu onu korumak için yaptım bunları. Vay be. Markete aldım yani. Ya markete aldım, markete aldım. Çünkü yani o C203'te de hırsızlık olmuş. Ondan sonra ya bu işte QR işini falan anlattı Süleyman abi. Ben QR'ı öğreneyim dedim. Bu illegal işler falan şey olmasın diye. Olmasın artık şehirde. Ama öğrenemedim işte. Zaman olmadı ki marketten devlet arabayı aldı. Ben ilk gün yürüdüm geldiğimden beri ya. Bütün şehirde yürüdüm ameli gibi. Ayaklarımın altı bak su full. Hala. Basınca azıcık. Peki Ayşegül Hanım'ın sence rızası var mı sen? Sana bir gönlü var mı? Ya bilmiyorum abi yani herhalde bir hoşlanıyor. Ben de yani şey olarak senin hacker olduğunu, milletin parasını çaldığını öğrense ne diyecek? Ya abi ben hacker değilim ki. Benim hackerlıkla alakalı. Şey soruma cevap ver. Abi ben hacker olmadığım için öyle bir soruya cevap veremem. Hacker olamam ki. Ben niye illegal bir iş yapayım? Bilemiyorum. Yani Ayşegül Hanım'a niye illegal bir para vereyim? Ne oldun nereden biliyorsun? Niye böyle onu yani bilmiyorum. İllegal ortamlara yani sokayım onu? Ben korumaya çalışıyorum, siz illegal diyorsunuz. Nasıl yani bu çatışıyor yani? Korumaya çalışıyorsan belki legal yollardan koruyamayacağını anladığın için böyle illegal yollara girmişsindir. Hayır, ben Süleyman abiyle o yüzden anlaştım. Süleyman abi dedi ki QR'ları bul, o illegalleri bitirelim. Demedin mi Süleyman abi? Dedim. Tamam işte ben de o yüzden polisle beraber yapalım dedim. Yani siz zaten benim arabam bozulduğunda siz yardım ediyorsunuz bana. Ben size bu konuda yardım edemeyeceksem neyi de edeceğim işte. Ama sen bana bir konuda yardımcı olamadın. Niye? Abi, söylemedin. Bulamadım çünkü zamanım yoktu. İşte vay efendim depremler, vay efendim ondan sonra arabam çekildi. Arabam çekilince ben nasıl hareket edeyim? Hareket bile edemedim. Yürüdüm ilk gün. Faruk abi yoktu. Hacı abi yoktu. Abi telefonum vardı. Hatta telefonum da yoktu ilk gün ya. Markete kadar yürüdüm. Güven abiye sorabilirsiniz. Aynen. Şu an elimizde bir şey yok Meriç. Artık bunu bir daha yakalamam falan lazım. Şunda yapabileceğim bir şey yok. Vallahi ben ya ben çok acıktım ya, bir şey yiyebilir miyim? Ya tabii canım. Var mı üzerinde mi? Hiçbir şey kalmamış. Her şeyi almışsınız. Bir ekmek falan. Her şeyi gülü vereyim. Ya ben hey, abi ya öyle şakalar yapmasanız yani hiç hoş değil. Oh vallahi. Afiyet olsun. Şimdi Süleyman ne diyordum ben? Ben bıktım abi deli yetersizliğinden. Hulusi yapacak yakarım, bir şey yok deli abi şu an. İsmail'i yakarım deli yetersizliği. Abi ben o neydi? Ya Allah aşkına, bir tane, Allah aşkına. Ben yeşil montlu arkadaş var. Onda da deli yetersizliği. Abi bana mı lan ne zaman delil olacak ya? Abi yok, bana sana mı patlayacaksın bu konuda ya? Sana yani patlamayacağım. Sen çok bana patlayacak bir şey yok. Bunu sana patlamayacağım. Ya ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Tam tersi. Tüm birimlere arkadaş derece yakalandı. Tamam bize olabilir. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsin onu söyle şimdi. Tamam anlaşıldı bekliyoruz. QR çözmeyi öğrenip hani size o adamı getirebilir mi? Yani adamsa anonim birisi atıyor işte ona getirebilirim adam. Yani maksimum bunu yapabilirim. Kadın tamam, bilmiyorum. Tamam. Sorguyu bitirelim. Bitir. Ben çok stres yaptım yemin ediyorum yani 23. Ben illegal işlerle alakam tamam. Olmayan bir tamam lan tamam. Kaydı kapatıyorum. Bir saniye 23 Mayıs 05:05 kayıt durdurulmuştur. Sorgu bitmiştir. Hadi gidin saralım. Tamam. Abi yani bilmiyorum. Ayşegül Hanım siz de mi buradaydınız? Ya beni burada yani boş boşuna tuttular illegal falan dediler hack dediler. Ya neyse, aslında kendisi bize yardımcı olmaya çalışıyor ya çok delikanlı biri olduğu için. Merak etmeyin ben anladım her şeyi. Yani gerçekten delikanlı, yakışıklı desen yakışıklı marketi var. Öyle yani. Ya polise yardımcı hayırdır, oluyor. Siz İsmail'e mi yürüyorsunuz? Yok İsmail'e yürümüyorum ya ben tercihlerim daha farklı. Yani yürüyemezsiniz belki zaten. Siz yürürsünüz diye düşünüyordum ben ama neyse Süleyman abi bizi de bilir miyiz lütfen? Bitti. Bitti artık yani ben de hadi gidelim. Artık. Size ne oldu yaralısınız? Sorma. Yetişeceğim diye
kaza aman yaptık ya, yolda. Bir hastaneye götürelim sizi. Gittim İsmail, gittim hastaneden geliyorum. Yok ya aklım gitti artık yani. Evet fark ettim. B40 İsmail Bey'in telefonunu alabilir miyiz? Tamamdır. Ben verdim abi. Buradaymış. Bendeydi. Buyurun. Üzerimde 3 tane telefon var ya. Yani. Telefoncu olduğum çıktı mı? Ya şimdi olay şu şekilde. Gündüzki olayı biliyor musunuz? Gündüzki olay. Cansu. Evet. Gene Maytaç abi. Gene Aytaç. İsmail gitmiş olsun. Abi vallahi size. Yani Aytaç'ın psikolojisi biraz bozuk dediğim gibi. Biraz da sinir hastalığı var. Yani yemin ediyorum Rıza'mla geldim. Olan bunlara bak. Çok yakınım şu an. Biraz aramız bozuk gerçi. Neden? Ya bir de yolda giderken kaza geçmiş. Gerçekten kötü bir amacı yoktu hiçbir zaman. Tekrar aldım. Her zaman anlamadım ki ben de ya. Yine saldınız. Çok anlamadım. Hadi İsmail hadi. Anlamadım ben de abi. Hiçbir şey yok yani. Oradan geçiyormuş. Araba vardı sadece. Aytacın bu yani. Birazcık moralde yani. Bozuk psikolojisi. Evet birazcık. O yüzden. Fazla işte üstüne gittiler. İnsanlar kendisi de dayanamıyor. Bilmiyorum abi genelde olsun yani. Ben sana size olan Süleyman abi ve sana olan güvenimi asla kaybetmem. Tamam. Söylüyorsun İsmail bu sakın alın. Yani sanki ben böyle... tüm birimlere acaba Fethi Bey'le ilgili olan konuyu kim hakim şu anda? T10'dan P10'a. P10 neredesin acaba? Şu anda Fethi Bey'in sorgusu alınması lazım. Sen iyi misin ya? Ne diyor bunlar? Ben... P10 şu anda karakoldayım. Ben Fethi Bey'i dinledim. Şahitleriyle birlikte bildiğinizi. Dinlendi mi? Peki bir videolu kayıt alabilir misiniz? Alabilir miyiz yani? Videolu sorgu alabilir mi? Bastıkları ne lan? P10 kendisini briefing odasında dinledim. Evet. Bir sıkıntı yoksa şimdi Aytaç Bey geldiyse Aytaç alalım. Yani bir sıkıntı gözükmüyor. Aytaç'ın hareketleri, kışkırtma vesaire bildiğinizi. Tamam anlaşıldı. P10 Aytaç'ın sorgusunu sen yapacak mısın? P10. Hangi araba benim lan? Garaja bırakayım mı sizi İsmail? Yok abi Tezek abi geliyor sağ olsun. Tamam. El oldu lan. Tek kişi bu. Yetkili bir... That's fucked. Kasunum. Hacker mı? Ne bileyim. Chef! Allah! Şef! Arabayı çizdim biraz ama.
Nasılsınız? İyi canım, sen nasılsın? İyidir vallahi, nasıl olsun? Arabayı dün şuraya çekmiştim de. Sızmışım, içeride uyuyakalmışım. Şimdi çıktım arabayı, çektiniz mi? Çekmiş olabilirler. Nereye gideceğim? Bırakayım gel. T30, T30. Cemil Demir'in şahıs karakoluna değil mi acaba? Şu araç kimin, ona bakıyordum da. Bu araç galiba... Bilmiyorum. Oku bakayım bana. Neyi? Plakayı. Hemen okuyayım. Re. Evet. T10'dan teşkil ediyor. GBT sisteminden bakarak. Evet. Olabilir miyiz arkadaşın telefon numarası? Evet. He. Evet. T10, T30, Cem burada. Ne? 4-6. Tamam, kendisi evet. Yukarıdaki briefing odasına alabiliriz. Lan doğru mu söyledin? Doğru. R, C, U, H, 46-34. Evet. E, C, U. C mi, J mi? J değil, J, J. J, J, J ile. J ile kime başlamıyor? Tekrar mısın son söyleyeyim? Ne? Jamaika'nın J'si. Briefing odasına alabiliriz kendisi. Anlaşıldı. Jamaika'nın J. Tamam. Selaminimmiş. Abi ne yaptın? Oo Burakçım, sen ne yaptın? İyi ben de abi. Bizimkiler şeye kadar gideceğim. Karakola kadar gideceğim. Sizinkiler. Hayır hayır, gitmene gerek yok. Biz konuştuk da orada boştuk. Bir işimiz yoktu. Onlar da geliyor şimdi. Ben önden bastım geldim. Tamamdır tamamdır, iyi yapmışsın. Bizimkiler. Tamam o zaman ben kaçıyorum. Tamam komutan, görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey olursa falan arayın ha. Sen ara lan. Tecavüz yoktur inşallah. Yok. Yok yok. Yok. Daha benim eli elime değmedi kızım. Heh. Değdi de yani çok şey değil, o anlamda değil. İnşallah. Hadi bir şey girmeyin bence. Aciz tecavüzle mi giriyorsunuz işe? Yok biz hala prodüksiyon. Haa daha bak çekmediniz he. Aytaç Aryan'ımı taciz etmişti.
Aa! Lan bu Aytaş ne kadar hızlı takılıyor be. Siz bana bir şey anlatıyordunuz. Konudan koptuk. Neydi? Ha, arkadaş sizden özür dilemiş. Aytaş'ın adına. Ya bu Ferit de mi oynuyor? Evet, geri çekmenizi istemiş. Evet. Çekiyor musunuz? Hayır. Yani çekmek istiyoruz. Tamam, anlaşıldı. Aytaş'ı herhalde yolluyoruz. Anlaşıldı. Nereye yolluyoruz? Nereye yollayacağız? Çok güzel bir yere. Yani kimsenin nereye gitmek istemiyor. Mapusa. Yere... Hayda. Durmaz. Şimdi taciz suçu büyük bir olay. Bildiğiniz gibi. Ne diyorsun? Çekeyim mi? Gitsin abi, gitsin, çekme. Gitsin değil mi? Ben sırf organizasyondan 15 ay yattım biliyor musun? Selamun aleyküm. Lan neredesin lan sen? Aa, sakin be yavaş. Kenan! Neredesin gerizekalı? Vay pitbürüm, ne yaptın? İyiyim bugün sen? İyidir vallahi. Kafasına bak, kızı gördüğü gibi bıraktı lan konuyu. Yılmaz abi, olayın ciddiyetine odaklan. Karşıda 3 tane memur var, hadi bizi görmeyelim, onları görüyorum. Tamam. Komiserim. Tamam. Arkadaşlar, elleriniz silahlarınız olsun. Ne oldu Allah aşkına yine komutanım? Taserlerinizi. Ne komutanım, polis o. Asker. Hop. P-30 anlaşılmadı, tekrarlar mısınız? T10'dan T30'a acaba, neyse boş ver, tamam. Olayı boş ver. Anlaşıldı. Vazgeçtim. T30 dışarıdaki kalabalığı dağıtayım ya. Dağıtmanıza gerek yok, arkadaş grubu kendileri. Şimdi. Anlaşıldı. Fethi Bey şikayetin geri çekmiyor. Ayrıca Arya Hanım'a taciz edildiği yani ben o konuyu olayı var. Şimdi taciz büyük bir olay. Bunu biliyorsunuz. Tacizi o sizin aranızda komiserim, yani ona bir şey diyemem. Yani ona tutup çocuğun psikolojisi bozuktur da diyemem. Biliyorsunuz yani. Bu büyük bir olay, buna karışamayacağım. Evet. Hatta kendisine büyük bir olayımız da olacak zaten. Pardon. Kendisi evet, sakalı da kestirdi bir ara, tam bana benzemişti. Ya da ben mi ona benziyor oluyorum? Aynı berbere mi? Fenomen gerçi. Vallahi bilemiyorum. Adam fenomen olunca ben benziyorum. Kim bile burada lan? Tacisi polis... Tabii canım, bayağı yaptım. Ve kapis. Ne yapıyor lan? Çok çıktı. Abi bir kere de benden fotoğraf at ya, benim kameram çalışmıyor. Niye çalışmıyor lan? Lan ne bileyim, bozuk ya. Gel atayım. Vallahi çok iyi. Alır mı böyle? Ha, alıyor alıyor. Çok ciddi bakıyorsun lan. Abi mesleğin başındayız. Eyvallah abi. Vallahi jilet. Estağfurullah, senin güzelliğin. Senin başında, yolun başında, ehlin hep arkasında. Demir Bey'i arıyoruz, Demir Bey. Ne oldu? Demir Bey'i arıyoruz.
Daha yeni konuştu gibi ama. Demir Bey gelebilir misiniz? Aman komutanım size arkadan gelin. Tabii tabii, benim amirim. Anlamadım. Ne anlattı, ben onu bile duymadım ya. Ne dedi bu? Buyurun amirim. Demir Bey bir sıkıntı mı var? Organizasyonları dedi. Yok yok, siz yapın dedi ama böyle şey gibi. Arkadaş. Organizasyonları artık da siz yapın. Hani böyle ağdalı. Vallahi yokluğunuz. Hoşunuza gitmedi galiba. Bunun gibi. Yok, sıkıntı varsa parayı isterken ödemiyordunuz. Ne sapı ya, konusunda iyi yapmış. Yok bir dakika, parayı isterken, şurada parayı isterken ödemiyordunuz. Ne diyordum ya, ben size bir şey demedim Fethi Bey. Fethi Bey gelir misiniz lütfen? Fethi Bey size bir şey demedim. Niye sizin alınıyor? Bey kim lan? Fethi Bey. Yalnız Fethi Bey güzel rol yapıyor, benim hoşuma gitti. Neyse sıkıntı yok, hadi şu Sarı abiyle konuşalım. Ben paramı istiyorum. Komutanım. Heh. Bu job elektrikli mi? Yok. Akülü silah var da bu job elektrikli değil. He, değil mi? Değil. Niye? Kapalı çarşıda görmüştüm elektrikli job da. Ha. Onlar fena işe yarıyor ya. Var yasak oğlum, taşıma üstünde. Evet abi. Yok ben taşımıyorum komiserim. Öyle gördüm sadece. Nasıl o da elektriklisi lan bunun? Böyle elektrik şeyi var, pilli. Büyük şeyli pil var ya, ikili pil. Vurdukça mı çarpıyor? Vurdukça çarpıyor. O lan. Kaçı satıyor lan? Vallahi onu kaç ayarlayayım abi sana? Şaka şaka yemin bak. Efendim Pet veriyorum. Kenan sen de bana masaj yap. Ben masaj yap canım. Kızım sen deli misin? Yürü geç şöyle be. Halkın içinde. Olmaz ki böyle, biz de erkeğiz yani komutanım değil mi? Olsun oğlum, arada masaj yaparsın be. Ne olacak? Tamam da böyle ula açık yerde olur mu? Benim gizli olur komutanım. Öyle ben alfa kurtum. Alfa? Sen mi? Vay be. Tanıştığıma memnun oldum lan. Hadi yürü. Eyvallah abi, ben de aşık geldi. Kenan abi görüşürüz. Bir isteğin var mı? Yok. Haydi öptüm. Kenan. Efendim abi. Deli balla mı geçiyorsun? Tarih. Efendim? Deli balla mı geçiyorsun? Bir gelir misin? Bir Saruhan abiyle arada küçük bir görüşmemiz var dünkü olaylardan sonra. Onu bir çözelim. Tamam tamam, ben ona haber vereyim. Sizin araçtan mı gidelim? Fethi Bey'i alabilir miyiz? Süleyman, Fethi Bey alsana ya. Gitti oğlum onunla. Nereye gitti lan? Bir arabaya gitti. Allah Allah, sorgu sürerken, şey sürerken nereye gidiyorlar ya? İlla nezarette mi tutacağız arkadaşım bu adamları biz? Kim? Sıkıldım. Elektrikli step vardı bu. B40 mesai sonu. Neyse chat, görüşürüz, kendinize bakın. Geceler sıkıldım ya. Yarın erken açmaya çalışıyorum. Geç saatte bir sik olmuyor. Öptüm hepinizi.